Volkswagen Touring, uzadıkça uzayan teaser kampanyasının ardından yüzünü nihayet gösterdi. Avrupa dahil birçok pazarda satılacak olan 2019 Touring, premium'a yakın SUV'lerde çıtayı belirlemeyi hedefliyor. Audi Q7, Porsche Cayman ve Lamborghini Urus'ta ev sahipliği yapan MLB Evo platformunu kullanan Touring, büyüyen boyutları sayesinde daha hacimli bir iç mekana kavuşmuş. Uzunluğu 77, genişliği 44 mm artan büyük SUV, yaklaşık 7 mm alçalmış. Ölçülerdeki bu yükseliş, bagaj hacmini de 697 litreden 810 litreye taşımış. Yeni altyapı mimarisi sayesinde Touring, boyutlarındaki artışa rağmen 106 kilo kadar hafiflemiş. Bunda aracın %48'inde alüminyum, %52'sinde ise yüksek teknoloji çelik kullanımının etkisi büyük. Yeni Touring, ön farlarıyla bütünleşen ızgarasıyla artı yönü andırıyor. Bu dizayn ile daha cesur ve oturaklı bir duruş edinen lüks SUV, Volkswagen'in diğer yerden yüksek modellerinden ciddi şekilde ayrılıyor. Matrix LED ön farlarla donatılan Touring'i, her bir farında bağımsız çalışan 128 tane LED eleman yer alıyor. Volkswagen, bu teknolojiyi geceyi gündüze çevirecek güçte ifadesini kullanmış. Aracın arka kısmı ön yüzü kadar değişmemiş. Evrimsel bir yaklaşımın görüldüğü bagaj ve far bölümü de yine Arteon'dan izler taşıyor. Wolfsburglu markanın Fastback modelinde olduğu gibi Touring'de de artık model ismi bagaj kapağı üzerinde. Logonun hemen altına işlenmiş durumda. Yandan bakıldığında göze ilk çarpan detay kapı kolları üzerinde ön çamurluktan arka fara kadar uzanan karakter çizgisi oluyor. A sütunu köşesine eklenen minik kelebek camı ise Touring'in yenilenen oranlarına vurgu yapmakta. Giriş seviyesinde bile 18 inç çaplı jant sunan Touring, isteğe göre 21 inç jantlarla da satın alınabilecek. Dış tasarımdan pek etkilenmediyseniz sizi içeriye alalım. 2019 Touring'in üst versiyonları 12 inç boyutlu dijital gösterge paneli ile 15 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranını bir araya getiren yekpare bir düzene kavuşacak. Devasa dokunmatik ekrana yer açmak için havalandırma çıkışlarını son derece aşağıya taşımak zorunda kalan Wolfsburglu mühendisler, araca ait birçok fonksiyonu da bu elemana yüklemiş. Touring, teknoloji cephesinde de oldukça başarılı. Dört tekerlekten yönlendirme, gece görüşü, elektronik amortisör,
kontrollü sunan havalı süspansiyon, masaj ve havalandırma özellikleri, ön koltuklar, 4 bölgeli otomatik klima, 730 watt gücünde ve 14 hoparlöre sahip Dynoa Dio sistemi ve Volkswagen modelleri içerisindeki en büyük panoramik cam tavan gibi özellikler yeni Touareg'de de sunuluyor. Tabii birçoğu opsiyon listesinde. Touareg, Avrupa pazarında 2 dizel, 1 benzinli olmak üzere 3 tane 3 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli ünite ile satılacak. Dizel cephesinde güç değerleri sırasıyla 231 ve 286 beygir iken benzinli model 340 beygir gücünde olacak. İleri aşamada yelpazeye 421 beygirlik 4 litrelik 8 silindirli turbo dizel eklenecek. Çin'de sunulacak olan 367 beygirlik plug-in hibrit versiyonunun ne zaman Avrupa'ya giriş yapacağı ise henüz açıklanmadı. Bu arada tüm modeller 8 ileri otomatik şanzıman ve 4Motion 4 tekerlekten çekiş sistemiyle eşleşecek. Üçüncü nesil Touareg'in işi zor. Zira selefi dünya çapında yaklaşık 1 milyon adet satış yakaladı. Volkswagen elindeki tüm teknolojiyi büyük ve lüks SUV'sine yükleyerek onu daha üst sınıfa hale getirerek bu performansını yakalayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.